Herkese merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. İlave TV'nin yeni programıyla sizlerin karşısındayız. Ve bu yeni programa Türk sinemasının efsane isimlerinden İhsan Gedik abimle başlayacağız. Abi, ilk önce bizleri kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, sağ ol. Türk sinemasına 55 yıl gibi bir ömür verdiniz. Evet. İhsan Gedik şu anda ne yapıyor? İhsan Gedik şu anda sinema filmleri bitti. Diziler başladı. Ne var ki şimdiki jenerasyon, gençlik bizi çağırmıyor. Çağırmayınca da biz şey yapmıyoruz yani, gidip minnet etmiyoruz. O yüzden bir kitap hazırladım. Kitapta dünya sinema tarihi, Türk sinema tarihi, benim biyografim, sanatçı arkadaşların bana bakış açıları ve nostalji bir kitap hazırladım. Şimdi ise bu kitapları satarak geçimini sağlıyor. Allah'a şükürler olsun. Türk sinemasında daha önce hayatını kaybeden birçok efsane isim var. Ve bu efsane isimler genelde hep Türk sinemasını vefasızlıkla suçladı. Dedi ki vefasız bir Türk sineması camiası var dediler. Bu doğru mu? Yani eskisi gibi Türk sinemasında emek verenler birbirine sahip çıkmıyor. Yani ya hepimiz zor durumda idik. Zor durumda olmasak bu kitapları satarak hayatımızı idam ettiniz. Ama herkes benim gibi değil tabii. Ne var ki bunu da yapmak için bir sermaye lazım. Emekli olduğumuz için, hasbelkader bir emekli olduk. Emekli olduğumuz için bankadan para çektik ve bu kitapları hazırladım ama geçimimi sağlıyorum. Bunun yanı sıra da iki tane çocuk okuttum, üniversitede. Oğlum Uç'ta okudu, kızım Sakarya'da okudu. Yani bu zamana kadar onlara çalıştım. Şimdi herkes çolu çocuğa girdi, ekmeğini eline aldı. Ben ise sağ olsun Cihan diye bir kardeşim var, kahvenin sahibi. İhsan abi otur dedi, masa senin dedi. Hem burada kitap satıyorum, hem de kişilerle, gelenlerle muhatap oluyorum. Hani sinema hakkında sorular soruyor, biz de cevaplıyoruz yani. Hayatımızı böyle devam ettiriyoruz. Kaç filmde oynadın İhsan abi? Çünkü kafamızı her çevirdiğimizde Yeşilçam filmlerinde evet. Hala izleniyor. Yıllar geçmesine rağmen Yeşilçam'ın ayrı bir havası var çünkü. Evet. Kaç filmde oynadın? Valla sayısını bilmiyorum ama 700-800 bin üzerindedir yani. O zaman yazlık sinemalar vardı. Yazlık sinemalara film yetiştirirdi. Yani senede 300-400 film çekilirdi. Biz karakter kötü adam olduğumuz için her filmde oynardık. Evet. Yani başrol gibi bir tane oynar, iki tane oynar. Ama biz devamlı oynardık. Filmden kazandık yani. Çocuklar da öyle okuttu. Nasıl, kazancı nasıldı o dönemlerde? Çünkü birçok efsane isim yine filmlerde şunu söylüyorlardı. Örneğin ben fabrikatördüm ama otobüste giderdim setten sonra eve dediler. Çok büyük paralar kazanılıyor muydu o zaman? Birkaç kişinin dışında, başrol oynayan dışında günlük yaşardı. Yövmiye usulü mü? Biz yövmiye usulü oynardık. Bazen bir aylığında bağlardılar bizi. Bir ay başka yere gitmezdik, onlarla çalışırdık o şirkette. Ama başrol oynayanlar bizden daha fazla. Yani atıyorum 5 bin lira, 10 bin lira büyük para o zaman. Evet. Yani 100 paranın 5 kuruşun, 10 kuruşun olduğu senelerden bahsediyorum. Yani 1967-68 bu senelerden bahsediyorum. Biz o senelerin yani keşleriyiz yani biz açlığa tahammül ediyoruz biliyor musun? Kâh gidiyorduk, kâh çekmiyorduk ama ne var ki seviyorduk, sinemayı seviyorduk yani. Ha şöyle ki, desen ki bana ne yapmak istersin
gene bu işi tercih eder. Yani bir seçme tercihin olsaydı, iş tercihin yine sinema mıydı? Sinemaydı. Evet. Neden abi? Nereden geldi bu aşk sana? Nasıl başladın? Bu sektöre nasıl girdin? Yani daha önce bu sinemaya girmeden önce ne iş yapıyordun? Şimdi efendim, ben Samsunluyum. Samsun'da Perhan Sineması vardı. Sümer, Perhan Şensoy'un babası. Evet. O zaman bebeğiydi, 5 yaşında, 6 yaşında bir çocuk. Perhan mı? Perhan Şensoy. Onların babası Çarşambalıydı, zengin bir aileydi. Perhan Sineması'nı yaptı. Orada teşrifatçılıkla başladım işe. Ben ilkokul 2'yi okumadım, kaçtım. Ama sinema yüzünden kaçtım. Tesadüfen gene rahmetli anam İstanbul'a, çift havuzlara ablamı ziyarete gelecek. Beni de aldı yanlarına. O zaman gemiler vardı, Akdeniz, Karadeniz gemileri. Öğlen biniyorduk, gece 3'te 4'te iniyorduk. Geldik, ertesi gün dedim ki, çift havuzlardaydık. Dedim ki, anne biraz beraber de gideyim, filmlerde gördüm köprüyü. Kendi gözümle göreyim dedim. İyi uşum dedi, ne bileyim de verdi para, bile. O zaman işte diyorum ya, 5 kuruş 100 para, 10 kuruş devirir. Gittim köprüye, ana bu kalabalık, malabalık derken balıkçılar vardı orada. Ana bir baktım ki arkadaşlar Samsun'dan kaçmışlar, gelmişler, orada balıkçılık yapıyorlar. Efendime söyledim, işte balık yedik. Ertesi gün biz Samsun'a gittik, uzatmayayım. Sonra dur şimdi Yasin, anam sandığı vardı. Bir torba bir daha aldım, sandığı patlattı. Vurdum, kilit düştü. Düşünce de parayı aldım ama haçlı kaldı. Atıyorum, bilmiyorum ne olduğunu. Öyle Akdeniz Karadeniz gemisi vardı. Bindik gemiye kaçak olarak. Geldim, balıkçılara geldim. Oradan sonra da bir de yukarıya çıktım, Beyoğlu. Hep filmlerde görüyoruz ya. Evet. Beyoğlu'na geldim. Bir Bayram Sokağı'na girdim. Meğer orası Filmciler Sokağı'ymış. Ne bileyim ben. Bir kalabalık var, ben de bakıyorum böyle. Tesadüfü, Samsun'dan bir arkadaşım film işlerinde çalışıyor. İsmi de Ergun Sipahi. Aa insan hoş geldin, hoş geldin. İyi, ne yapıyorsun? Dedim oğlum işte kaçtık geldik buraya. Dur dedi, seni dedi. O zaman art direktör Semih Sezerli'ydi. Uğur Film, Memdu'yun yani. Beni işe aldırdılar. Aldırdı arkadaşım. Ben çalışmaya başladım. Seneler geçlerden askere gittim. Askerden geldim. İşte gene bu işe geldim. İki takım elbise aldım. Bir krem, bir siyah. Fular aldım. Dedim çalışmayacağım sette. Yoruluyorsun ama asisi de seviyorum. Derken iki gün oturdum. Elbiseler aldım, giydim. Ay beni görün insan dedim, lan siz geliyorsunuz bir yumruk yiyorsunuz, 50 lira 100 lira alıyorsunuz. Ben niye almayayım? Derken işe başladık ve çalışmak için o set, bu set. O zaman arabalarla gelirdi o setten o sete. Güzel kavga yapardım daha doğrusu. Elebaşı gibi bir şey oldu yani. Derken sonra Yılmaz Güney'le tanıştım. Nur içinde yazsın. İnsan dedi, silahtan anlar mısın şimdi? Yine sette oluyor olay. Dedim abi anlarım dedim, yağlarız yıkarız, mermi doldururum dedim. Hani mermi dolduruyorsun, ateş ediyor. Ondan da 8 sene çalıştım. Ayrıldık oradan da Yılmaz abiyle. Başka setlere başladık çalışmaya. Sene kaçtı? Çok 78-79 açık saçık filmler başladı. Ya baktım ki herkesi soyuyorlar. Tam tek tek. Parayı da veriyor. 5000 lira iyi para. Soyuyor seni. Bir akşam eve gittim. Nalet olsun dedim. Soyunamayız. Nasıl soyunurum?
soruyorlar, parayı da veriyorlar. Eşyaları sattım, evimdeki bütün eşyaları sattım. Kendi evim değil. Sattım eşyaları, memlekete gittim. Gittim bir kardeşimin Almanya'da bir dükkanı var. Dükkanı bozdum, bir şeyler yaptım, kahve yaptım. 4 senede kahvede çalıştım. Sonra... Tabi ara verdi sinema. Sinema bitti benim için. O açık saçık filmlerde ben işi bitirdim. Dedim ben soyunamam. Olmadı. Herkes oynadı mı o dönemde? Oynayanlar oldu şimdi. Kimseyi suçlayamam. Ne yapsın? Geçinecek, geçinmesi için de o 5000 lira büyük para abi. Evet. Babama dedim ki, baba dedim, lokanta yapacağım. Tamam uşuğum dedi. Tabi ben kahve yapacağım. Derken kahveyi açtım. 3-4 sene yalnız çalıştım. Sonra yoruldum da tabii. Bir ayakçı aldım. Başladık yine çalışmaya. Bu sefer tarladan 150 metrede yer sattım. Veya hatırlamıyorum tam. Oradan da bir para aldım. Ve ablama verdim parayı. Dedim ki bu dedim para dedim sende kalsın. Ama bu ara yani şimdiki hanımımı bir vasıtayla tanıştık yani. Yıl kaç? 79. Sene 79. Gittik. Arabayla gittim ben. Arabayı gönderdim. Hanımla konuştum. Dedim oğlum isteyeceğim ama vermezlerse ben şimdi sanatçıyım. Bunlar da karşı çoktum. Baktım. Tabii ki benim bir şeyim yok. Kimseyle ilişkim yok. Sen dedi beni iste dedi. Vermezlerse dedi. Kaçacağız. Tamam dedim. Ve gittik. Abim, babam, yengem gittiler, istediler. Hakikaten vermediler. Gürcü bunlar. At bindi yani. Sonra ertesi gün ben gittim, görünüyorum ki gelsin diye. Neyse geldi. Dedim bir daha dedi iste dedi. Vermezlerse kaçacağız. Gittim babama dedim böyle böyle. Kız böyle böyle dedi. Ben de sana söylüyorum derdimi. Lavuşum dedim baba git. Tamam vermezlerse işim bitti. Allah razı olsun. Hakikaten gene gittik, uzatmayayım. Vermediler. Bu sefer ablama gittim, dedim parayı ver. Para vermiştim ya tarlayı evet. Satıp. Onu aldım. Bir arabayı da buldum, gittim. Telefon açtım, dedim bekliyorum. Gel dedi. Geldi arabayla, geldim kapının önüne. Ama geri geri geldim ki buradan kaçalım diye. Aldım hanımı kaçtım. Merzifon'a geldim. Merzifon'dan bindim otobüse, geldim İstanbul'a. Cüneyt abiye gittim, tek 100 vermedi. Sonra Fatma ablaya gittim. Ha, ilk önce Yıldıray Çınar'a gittim. Ondan konuştum. Dedi bana bir ihtiyacım, dedim yok abi dedim. Onu da bıraktım, geldim Fatma ablaya. O da Bebek Gazinosu'nda sahneye çıkıyor. Memdu abi çıktı. Oğlum dedi yeni geldi kadın dedi. Yani işlendim. Dedim abi dedim hayat meselesi. Fatma abla uyandı. Beni aldı içeriye evine. Sonra Yıldırım nikahı kıydırdı bana. Allah razı olsun. Nur içinde yatırsın. Efendim ondan sonra da evlendik. Ablama dedim tamam abla benim işim bitti. Bana iyi vardı. Al anahtarı abi sestim. Gittim memlekete. Evlenme cüzdanını gönderdim. Fotokopisini dedim. Karımdır dedim. Kimse dedim benim etrafıma gelmedi. 2-3 tane kardeşi var. Ne olur ne olmaz. Ondan sonra hakikaten kimse gelmedi. Sonra çocuk doğdu. Oğlum doğdu yani. Geldim İstanbul'a. Evi boşalttım. Evi taşıdım buraya. Üsküdar'da ev. Taşıdım. Sonra filmlerde başladık oynamaya.
için. Hiç yaralandın mı abi film setlerinde? Ayaklarımız da mesela yüksekten laf ettim, ayaklarımız burkulurdu. İncilirdi ama geçerdi. Gençtik o zaman. Dayanıyorduk yani. Unutamadığın en efsane sanatçı kim? Yani oynadığın ve çok zevk aldığın. Ya hepsinden bir şimdi ayırt edemem. Bir Ayhan Işık, bir Edizun, bir Serdar Gökhan. Yani hiçbirini ayırt edemeyiz. Şimdi ana bacı kardeş gibiydi. En profesyonel kim çalışırdı? En disiplinli çalışan başrol oyuncular. Ayhan Işık, Ayhan Işık. Saatinde gelirdi, saatinde giderdi. Ben bu saate kadar çalışırım. Ondan sonra çalışmam derdi. Anlaşmasını öyle yapardı. Anlaşmayı öyle yapardı mukavelede. Hakikaten de disiplinli bir abiydi. Mesela evine davetiye götürürdüm. Beni alırdı mutfağına, oturtturdu, yedirirdi. Bir de şey verirdi düdükle. Öyle giderdik yani. Güzel insandı. Yani eski sanatçı abilerimiz hakikaten de senli benliydi. Mesela bir bayana mesela Fatma Giri'ye saldıracaksam insanı tercih ederdi. Neden ben, abi? Şimdi benim ifadem kötü ama ne var ki sıkmam. Pamuk oyun gibi. Esna. Yani başkaları gibi abur cubur yapmam. Ama yapar gibi görünüyor. Yapan var mıydı böyle yani? Kaba yani fırsatçı arkadaşlar vardı yani. Yani vardı. Şimdi isim söyleyemem. Ama beni tercih ederlerdi. İhsan abi gelse. Yani öyle de güzel bir isim. Neden kötü rol abi? Neden komedi değil de kötü rolü seçtin? Öyle mi gelişti her şey? Yani başlangıç öyle oldu. İlk kamera karşısında yavaş gel güzelim de kötüyü oynadık. Yani ata bin, insanları kovala, insanları vur. İmajımız kötü oldu. Kötü olunca da ne yaptık? Aynen devam. Başrolün var mı abi? Yok, ikinci. Hep ikinci karakter oldu. Karakter, kötü. Figüranlar var abi bir de. Türk sinemasının esas emektarı. Burada fotoğrafları var, figüranlar var. Onlar nasıl geçiniyorlardı? Ya o zaman dediğim gibi şartlar kötüydü. Evet. Dayanan dayanıyordu, dayanamayan devam etmiyordu, gidiyordu memleketine. Senin kitabında bir bölüm var, Yadigar Ejder'le alakalı. Buna herkes merak ediyor, sokakta öldü deniliyor. Ya şöyle ki, Yadigar görüntü olarak yani vurucu tipti ama insan tarafıydı. Yani insan kalbini kırmazdı. Öyle hassas bir adamdı. İleride lokanta var. Lokantaya da haşerat girmesin diye Trabzon yani tahta konurdu. 5'e 5, 5'e 2,5. Evet. O tahtaya ayağı yemeğini yiyor. Çıkarken tahtaya takılıyor ve kafası üstü 5 basman merdiven basamaklardan düşüyor. Kafası üstü. Sonra haber geldi, Yadigar hastanede. Gittik baktık ki oksijen çadırında. Yani durumu iyi değil. Ondan sonra da bir hafta yaşadı yaşamadı. Allah rahmet eylesin. Yani rahmetli oldu. Sonra babası geldi. Ama seneler geçti. Geldi işte arıyor. Dedim, ne kimsin babası? Bu zamana kadar niye gelmedin kardeşim? Bir artist olmuş, bir şey olmuş yani. Efendim. Ya bilemedik. Dedim, görmek istiyor musun? Var. Dedim, gel benimle. Bindirdik arabaya, götürdüm mezarlığa. Dedim, aha dedim, oğlum burada. Ah oğlum. Dedim, aşağıda bekliyorum. Gelirsin, götürün gene seni. Gene nereden bindik? Oraya geldim, dedim ha burası dedim Taksim'e çıkar, burası Çukurcuma, burası Aksaray'a gider. Allah dedim işini gücünü rast kesesin. Babası da gitti yani, ben tanımam etmem. Peki son sorumu sorayım. Türk sineması hala devam etmeyi düşünüyor musun? Bir teklif gelirse film, çünkü kitaplar, biz de aracı olacağız sizlere bu kitaplar için. Türk sinemasında, filmlerde, dizilerde, kliplerde oynamayı hala var mı bu heves içinizde? Düşünüyor musunuz? Ya illaki var ama
herkesin grubu var. Yani onu söyleyeyim. Yani bir grup öbür dizide, bir grup o dizide. Herkes bir bağlanmış. Birbirine kenetlenmiş. Herkes kendi aleminde. Biz de işte sokakta burada bu kitabı satıyoruz. Böyle geçinip gidiyoruz. Sizi nerede bulabilirler? Beyoğlu, Yeşilçam sokak. Dedim mi burası Beylendiler. Beni bulurlar, gelirler, kitap alırlar. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Öyle hayatımız devam ediyor. Son iki laf edeyim, ondan sonra da Allah işini gücünü rast getirsin. Amin, hepiniz. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de. Allah işini gücünü rast getirsin. Amin. Allah utandırmasın. Çöz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Saygılar.